Merhabalar dostlar hepinize hoş geldiniz ben Kerem bugün sizlerle Age of Story 2 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti serimizin yepyeni bölümüyle daha karşınızdayım dostlar en son bölümde sizlerin de hatırlayacağı üzere Portekiz'de yaptığımız iki kez üst üste savaştan sonra Portekiz'in İbarya'da sahip olduğu bütün toprakları ele geçirmiş ve hemen bölümün sonunda da İspanya'yı gözümüze kestirerek savaş hazırlıklarını, savaş hazırlıklarımızı yapmış bu bölümde de direktmen savaşa gireceğimizi söylemiştik dostlar hemen diğer eski bölümde nerede kaldıysak oradan devam ediyoruz askerlerimizi buradaki askeri yolluyoruz ve yavaştan savaş hazırlıklarına başlıyoruz dostlar. Şöyle denize bir 3000 bırakacağım şuradaki palma toprağını alması için. Geri kalanını da tamamen Afrika ve e, Avrupa'daki toprakları almak için sınırları dizeceğim bakalım. Şimdi buradaki toprakları almak için tabii ki de öncelikle Cebel Tarık'a bir 10 asker bence yeterli olacaktır. Kalan 40 bin kişilik ordu da daha doğrusu 43 bin kişilik ordu da Avrupa'daki sınırlara dizilecek ve savaş gayet inşallah kolay bir şekilde kazanılacaktır. Gibi geliyor dostlar bakacağız. Şimdi kaç tane var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mu? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 taneymiş ha. Pardon. Hemen şöyle bir kaçta başlangıcı yapalım abi. Dilerseniz şöyle 4000'le. 4000 az oldu. 1000 daha yolla 5000'le başlangıcımızı yapalım dilerseniz. 5000 buraya yolla. 5000 buraya yolla. 5000 buraya yolla. 5000 buraya yolla. Kaç kaldı abi? 13.000 kaldı. 6.500. 6.500. Gayet güzel bir şekilde askerlerimizi yolladık. Bence artık savaşa tamamıyla hazırız dostlar. Arkada paramız da gayet yerinde. Gelirimiz de gayet yerinde. Her şeyimiz de. şu anda çok iyi bir durumdayız. Ve İspanya savaşı ilan etmeye bence hazırız dostlar. Yavaştan saldırılarımıza geçelim dilerseniz. Güzel. Hemen başkent Madrid'e öncelikle bir 7500 kişilik sağlam bir ordu gönderiyorum. Hemencik başkentlerindeki direnci kırmak bizim için savaşın geri kalanını daha kolay hale getirecektir. Şöyle bir devam edelim bakalım saldırılara. Tamam. Evet abi Madrid'den sağlam bir saldırı yedik ama yine de o toprağı almayı başardık. Güzel. Şurada bir yenilgi yaşadık sadece. Orada bir ordu basımı gerçekleşti bakalım. Hatta bir tane daha asker alma işlemi yap. Hatta bir tane daha yaparsan çok daha sağlam olur bizim için. Şöyle şuraya ee, burası nasıl olsun. Bak burada birazcık az asker kalmış. Şöyle yapalım abi o zaman. Şuradan şuraya bir 3000 asker yolla. Şuradan da şuraya bir 3000 asker yolla. Ee, geri kalan da bir tur beklesin. Hatta şuradan saldırıyı yap. Madrid'den onların sınırını keselim tamamıyla. Aynen. Güzel oldu bizim için. 1000 askerlik bir çıkarma yapıyor abi oraya. Ben şöyle 5000 asker, 5500 askerimi yolluyorum. Geri kalan o çıkarmayı savuşturmak adına aynı bölgede kalacak dostlar. Nöbet tutacak o bölgede. 1350 buraya yolla. 1350 buraya. 2300 de şuraya yolluyoruz. Evet. Güzel. Afrika'da da aynı şekilde ilerleyişlerimiz sürecek birazdan. Şöyle şurada bir kez daha bir asker alma işlemi yap. Hatta iki kez daha asker alma işlemi yap. Tamam. Ee, buradan da saldırılara yine son hızımızla. devam edelim bakalım. Güzel. Şimdi Afrika'da abi sıra. Afrika'dan da artık yavaştan birazcık daha ilerlemeye başlayalım. Güzel. Evet abi İspanya Savaşı anlaşılan o ki çok da aşırı zorlamayacak bizi. Öyle görünüyor. Başka bir yerde bir deniz aşırı toprağı falan bulunuyor mu abi bunların? Eğer varsa direkt de onları da alalım. Bu sefer çünkü %100'lük bir savaş zaferi skoruyla yenmek istiyorum İspanyolları. Evet güzel. Yine büyük bir ihtimalle topraklarının tamamını alamayacağız abi. Ama yani beni tatmin edecek kadarını alırsak benim için zaten yeterli olacaktır. Yani Demamoki sadece İberya'daki toprakları bile almak benim için yeterli ol Tabii ki Afrika'daki toprakları da almak. Çünkü asıl zaten Akdeniz'de sınırlı olan topraklar bunlar. Şu anda bizim için önemli olanlar oradaki topraklar. O yüzden umarım o toprakları da sıkıntısız bir şekilde elimize geçirecek kadar yıldız elde ederiz. Şimdi şöyle yapacaksın abi. Şu şekilde. Türkiye ile zaten müttefik olduk biliyorsunuz. Geçen bölümdeydi yanlış hatırlamıyorsam. Güzel çok güzel abi. Bitiriyoruz yavaş yavaş. Şuraya da bir askerimizi yollayalım bakalım. O da başarılı oldu. Sanırım son toprakları. Onu da aldık. Yok abi %71 diyor ya. Hala bayağı bir var demek ki. Başka nerede toprakları var acaba? Neyse abi ben şöyle bir barış antlaşmasını yollayacağım. Yine eğer işe yaramazsa hani aynısını ee, Portekiz'e de yapmıştık sizler de hatırlayacaksınız. Portekiz'e yaptığımızın aynısını İspanyol devletine de yaparız. Aynen öyle yapacağız zaten abi. Öncelikle şöyle bir barış antlaşmasını yolla. Sonra yine elimizdeki askerle hiç asker falan basmadan Tamamen yine elimizdeki askerle ikinci savaşımızı ilan edeceğiz barış antlaşması tamamlandıktan sonra. Ve bu sefer İspanyolların bütün topraklarını ele geçirmeyi kesinlikle ve kesinlikle başaracağız dostlar. Askerlerimizi bir toplayalım bakalım Madrid eyaletinde. Ee, evet birazcık asimilasyon işlemlerini halletmemiz gerekecek gibi görünüyor. Cebelitar'a bir ordumuzu yollayalım. Evet abi Mısır bize bir savaş ilan etti ama öyle düşünüyorum ki akıllıca olanı yapıp barış teklifimizi kabul edecektir. Şu anda Mısır'la savaşmak gibi bir derdim yok benim. Evet umarım kabul edersin abi. Umarım kabul edersin. Japonya da bize savaş ilan etmiş. Şu anda barış teklifini yolladım. Bu da savaş ilan etmiş. Her kimse artık ona da yolladım. Buna da yolluyorum. Şu şekilde. Evet Mısır kabul etti akıllıca olduğunu yaptı. Bir tek Japonya akıllıca olduğunu yapmadı abi ve barış teklifimizi reddetti. Şimdi biz yavaştan eyalet istikrarlarını arttırmak adına asimilasyon işlemlerine başlayalım dilerseniz. Zaten Portekiz'de yaptığımız işlemlerin de hiçbiri neredeyse işe yaramamış. Oralarda da yani bir kez daha başlatacağız. Güzel iyi ilerliyoruz abi şu ana kadar. Şöyle 79'muş 80. Bu 80'leri ne yapacağız abi? Bunlar zaten hastalık onlar kalsın. Şunu yap bakalım. Bunu aynı şekilde yap. Bunu başlat. Bunu başlat. Bunu başlat. Bunun ne kadar çok var lan. Bunların ucu bucak gelmez abi. Bu ne böyle? Gerçekten bayağı bir eyalet varmış. Eyalet istikrar gerektiren. %85'lerde falan kalmış. Paramız mı bitti? Yok. Diplomas puanımız bitmiş. Tamam. Birazcık daha bas bakalım. Şöyle. Oğlum çok fazla var be. Tamam şuraya kadar ya. Bitti bitti. Bitti sayılır abi. Ha gayret hadi. Kolum kopmadan halledeceğim şunları abi. Hadi. Çok güzel. Az kaldı. Ha gayret. Ve lan oğlum. <laughs> ya bir tane kaldı abi. Diplomasi puanı bitti. Neyse. Tamam güzel bitirdik abi sanırım. Aynen onlar zaten hastalık tamamdır artık kaldığımız yerden sıkıntısız bir şekilde gözümüz arkada kalmadan devam edebiliriz dostlar. Şimdi İspanya'ya ikinci savaşımızı ilan edeceğiz. Herhangi bir asker basımı gerekir mi acaba şu anda onu düşünüyorum. Yani bence gerekmez abi bu kim? Japonya bir çıkarma gerçekleştirdi o bölgeye. Acaba kaç askerle yaptı çıkarmayı? İşte onu görememem birazcık kötü oldu aslında benim için. Eğer büyük bir orduyla çıkarma yapmışsa birazcık ciddiye almamız gerekebilir. Oha 24.000 askerle çıkmış lan adam. 25.000 asker pardon. 25.000 askerle çıkmış. Sağlam ordu getirmiş abi. O zaman bizim de birazcık sağlam bir ordu basmamız gerekecek. Hatta hiç uğraşmayalım. Direkt ben Cebeli tarktaki askerimizi oraya savunmak üzere yollayalım dilerseniz. Şuralarda da birazcık ordu bas. Türkiye'yi de yine Japonya karşı savaşı çağıralım. Eğer buralarda bir ordusu varsa onlar da Japonya karşı yine savaşını ilan ederek bize birazcık yardımcı olabilirler belki. Evet abi bayağı sağlam ordu basmış bu adamlar. Buralarda tedbirlerimizi almamız lazım. Yoksa asimilasyon işlemleri de GG olacak abi. Ben yani şöyle bas bakalım. Devam et orduları basmaya. Beyrut'ta da bas bir kere. Hatta bir tane de asker alma yap. Paramız hala var abi. Paramız sıkıntı, para açısından bir sıkıntımız yok da. Adamlar bayağı fazla bir orduyla gelmiş gerçekten de. Birer kez daha bir ordu bas bakalım. Şu bölgelerde. Bir kere daha bas. Tamam atlayalım abi turumuzu. Güzel o saldırı başarı oldu. Yağma yapıyor abi. işte yani karaktersiz herif ya yağma yapıyor ya ne istiyorsun abi masum insanlardan bak bu karaktersiz herif ya şimdi 36 bin askerim geliyor oraya sen bekle sen bekle sen bekle geldi hayırlı olsun merhaba merhaba diyerek çıkarmayı yaptık abi hayırlı olsun evet tamamen Japonları ülkemizden atmayı başardık dostlar şöyle Japonları barış teklifi yollayalım hemen Türkiye kabul etmedi abi tahmin ettiğim gibi neyse sıkıntı yok şimdi askerlerimiz askerlerimizi tamamen burada topla hem aslında bu da birazcık daha asker basmak için bizim için iyi bir vesile oldu. Şimdi birazcık daha asker basabiliriz. Zaten o zamana kadar da İspanyollarla olan barış teklifimiz bitecektir büyük bir ihtimalle. Yalnız bu savaştan sonra hakikaten ciddi bir mallar yatırımı gerekiyor artık. Kaç bölümdür söylüyorum ama ülkede nüfus kalmadı abi adamlar ölüyor. Yani bayağı ülkede ne kadar nüfus varsa askere kullandık lan. Neyse 46 bin kişilik bir nüfus, e, özür dilerim nüfus diyorum asker var burada. 46 bin kişilik orduyu hemencik şöyle yapacağız. Şimdi 5.000 5 buraya yolla ya da 5 değil 7 bin buraya yolla ya da 7 bin, bin, ee, bin çok oldu tamam. Şöyle yapalım abi o zaman. Tam. sadece oraya 7 bin yollayalım geri kalanına. 5.000 buraya yolla 5.000 buraya yolla 5.000 buraya yolla 5 de buraya yolluyorum abi. Hemen şöyle bir 3000 şuradaki palma sınırına yolluyorum. Geri kalan tamamında Cebeli Tarık toprağına yolluyorum dostlar ve İspanya ikinci Savaşımızı ilan ediyoruz. Evet ülkede enflasyon çıktı bu arada hemen araştırmaya birazcık para verelim. Askerlerimiz yerlerine yerleştiler ve artık ikinci Savaş'a hazırız dostlar. Slovenya ve de Monaco devletleri bizlere savaş ilan etmişler. İyi etmişler abi iyi halt ettiniz. Hemen şöyle barış antlaşması tekliflerini yollayalım. Hepsi de kabul edecek zaten. Japonya hariç o da kabul etti abi tamam. Savaşımızı ilan ettik dostlar. İspanyollara ikinci savaşımızı ilan ettik ve hemen İspanyollar üzerine akınlarımızı devam ettiriyoruz bakalım. Güzel. İyi ilerliyoruz. Fazla da bir şey kalmadı zaten. Bit sayılır abi. Hemen şuradaki parma... Oğlum buraya 3000 tane asker koymuştum ben. Ne oldu lan ona? Oğlum ona ne oldu lan? Neyse. Şuradan bir 4000 askeri tekrar oraya yollayalım. Buradan da şöyle artık askeri yolla. Yavaştan Afrika topraklarında da saldırılarımıza devam edelim bakalım. Bu sefer aldığım toprakların hepsini alacağım abi. Büyük bir ihtimalle inşallah. 1500 buraya yolla. 1500 buraya yolla. Oğlum denize çıkardım lan yanlış kor diyor. Şuradan saldır o zaman direkt ben. Tamamdır o da başarılı oldu. Şimdi yine barış antlaşması teklifimi yollayacağım. Ve bu sefer tabii ki de tamamını alabiliyoruz dostlar. Evet gayet güzel bir barış antlaşmasıyla yine İspanyolları da ikinci kez mağlup etmiş bulunuyoruz. O Akdeniz devleti olma yolundaki hedeflerimiz artık kesinlikle tescillendi diyebiliriz abi. Yani burada Fas'ın kuzeyi olsun, İberya toprakları olsun tamamı, Tunus olsun, Libya'nın Libya'nın bir kısmının kuzeyi, Mısır'ın tamamıyla kuzeyi, Kıbrıs, Yunanistan, Suriye, Lübnan, İsrail vesaire bayağı bir devlet fethettik ve Akdeniz'deki hakimiyetimizi ciddi manada arttırdık. Türkiye'de abi Avrupa'yı kesmeye devam ediyor. Yani aslına bakarsanız Türkiye'den toprak almayacağımızı söyledik. O yüzden artık geriye sadece Afrika'daki topraklar kaldı. Çünkü Akdeniz'in geri kalan bölümde hemen hemen bütün topraklar Türkiye'nin elinde. Sadece şuradaki Hırvatistan, Bulgaristan bir de şurada Arnavutluk ülkelerini fethedebiliriz. Ama artık onları da bence bir dahaki bölüme bırakalım. Şu anda video kaç dakika olmuş ona bir bakacağım abi. Kaç dakika olmuş bakalım. 11 dakika olmuş abi daha çok da olmamış ama. Ne yapsak peki videonun geri kalanında? En iyisi de olsa biz Arnavutluğa da savaşımızı ilan edelim aynı bölümde. Hatta aynı askerlerle abi hiçbir şey yapmadan direktmen Arnavutluğa da savaşımızı ilan edelim. Ordularımızı şöyle bir toplayalım bakalım şu bölgelerde. Belirli bölgelerde ordumuzu toplayıp sonra yavaştan Arnavutluk sınırına göndereceğiz ve bütün gücümüzle Arnavutluğa da savaşımızı ilan edeceğiz. Bence Arnavutluk gibi bir ülke için çok yeterli derecede bir ordumuz mevcut. Evet bize savaşa davet etti Türkiye Arnavutluğa karşı. Zaten biz de onlara savaş ilan edecektik abi. Sıkıntı yok abi biz de hemen kabul edelim davetlerini. Yine de buradaki askerlerle gidersek o bölgeye çok daha iyi olacak bizim için. Evet saldırı yapıyorlar ama başarısız oluyorlar abi. Türkiye asker getirene kadar ben oraları alırım. Tamam şimdi şöyle sen de şuraya çık. Hatta sen de oraya gitme. Sen de şuraya git. Şöyle birleşsin bakalım ordularımız. Devam et abi burada da asker basmaya. Bir kez daha saldırdı. Yine başarısız oldu. Biz orada savunmaya devam ediyoruz abi. Asıl ordularımız geldikten sonra zaten rahat bir şekilde ele geçireceğiz o toprakları. Ya yani şu anki askerlerle de ele geçirdim ama abi. Şöyle bir tam gücümle saldırmak istiyorum. O yüzden buradaki orduların da gelmesini bekledim. Zaten geldiler abi onlar da yavaştan artık savaşımıza geçebiliriz bakalım. Evet, saldırılarımıza geçelim bakalım. İyice yıprattık zaten abi onları yaptığımız savunmayla. Artık buradan sonra karşımıza 100 asker bile çıkarabileceklerinden şüpheliyim. Danimarka'ya karşı savaşa davet ediyor şimdi bize Türkiye. Bu sefer kabul etmiyorum abi. Akdeniz'le alakası olmayan bir devlete karşı beni savaşa davet ettiği için bu sefer kabul etmiyorum. Hedeflerimiz doğrultusunda Danimarka gibi bir devlet yok abi. Yani o yüzden Danimarka'ya savaş ilan edip de kendimizi boşuna zora sokmayalım. Bütün topraklarını ele geçirdim Arnavutluğun ve tabii ki de kabul edildi dostlar. 48 bin kişilik ordumuzu başkentimize doğru yolluyorum. Gayet güzel. Evet abi. 289 bin kişilik e, kişilik al? 289 bin dukatımız mevcut abi. Yavaştan yine asimilasyon işlemlerini dilerseniz başlatalım. Her tarafı %100 yapıyoruz abi. Serinin başından beri yalnız bu işleme çok dikkat ediyoruz. Hiçbir yere böyle yüzde bilmem işte 80'de falan bırakmıyoruz abi. Bu işleme gerçekten bayağı bir dikkat ediyoruz. Ama artık buraları da ben videodan sonra yaparım. Paramız da madem bu kadar fazla yavaştan mallar yatırma yapmaya başlayalım birazcık. Nüfusa şöyle bir baktığımızda göz attığımızda dostlar artık nüfusumuz 1.9 milyon şu anda. Ve umarım bundan sonra da hızlı bir şekilde artacaktır. Çünkü gerçekten de nüfusu bayağı bayağı sömürdük abi. Yani o kadar çok savaş yaptık ki ben şu anda bir savaş yorgunluğumuza bakmak istiyorum. %17.6 yüksek bir değer yani bizim için. Tabii ki de bu değerin birazcık inmesi için savaşmamamız gerekiyor. Abi. Birazcık artık savaşlara ara vermemiz gerekiyor. Yani bakıyoruz %17.03'e indi. Tamam güzel iniyor abi. Paramız da artık eksiye düştü. Malları da keselim. Bir dahaki bölümde dostlar ne yapacağımızı şu anda aslına bakarsanız bilmiyorum ama yine güzel bir bölüm olacağından eminim dostlar. Güzel bir bölüm oldu. izleyen herkese teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hemen açıklamadaki linklerden Discord sunucumuza katılabilir, bizleri Twitter'dan takip edebilir ve kanala katılarak bizlere destek olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar, hepinize iyi günler, iyi oyunlar, bay bay.